Dün akşam 9.30 sıralarında yine herkes heyecanlandı. Ayvacık'ta deprem oldu ama İstanbul, İzmir birçok çok geniş bir alanda sallandı. Herkes birbirini aradı. Deprem nerede oldu diye merak etti. Hasar var mı diye. Çünkü bu acıları yaşayan bir ülke Türkiye. Yakın zamanda son 8-10 yıldır böyle büyük bir deprem yok ama geçmişteki depremlere baktığınızda gerçekten çok büyük kayıplar verildi. Ama son bir ay içinde de Kartal'da durup dururken bina çöktü. O nedenle deprem sözünü duyduğumuzda tüylerimizin diken diken olması için yeterince sebep var. Ayvacık'taki deprem 5 büyüklüğünde 21-23'te meydana geldi. Bugün itibariyle Ayvacık'ta okullar bir günlüğüne tatil edilmiş. Çok fazla bir hasar olmadığını görüyoruz 5 büyüklüğündeki bu deprem çerçevesinde. Bir takım evlerin hasar gördüğüne ilişkin değerlendirme var. Sonrasında da 3.6 ile 1 arasında 46 deprem meydana gelmiş ve onlar da o çevrede hissedilmiş. Şehircilik Bakanlığı bölgede tespitler yapıyor. Ayvacık'ta toplam 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 5 caminin hasar gördüğüne ilişkin bilgiyi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kamuoyuyla paylaştı. Hasar çok fazla değil ama tabii endişe verici. Türkiye deprem ülkesi diyoruz ve durup dururken çöken binaları konuşuyoruz. Kartal'da çöken bina üzerine. Bir de açıklama var. Deprem konusunda 3 saat önce tahmin ettiği Profesör Doktor Ahmet Ercan yapmış bunu. Bir gazeteciyle konuşmuş ve Çanakkale'de bir takım hareketlilikler var. Ve bu 24 saatte 44 kere sallandı. Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem olmasını bekliyoruz demiş. 3 saat önce depremden bu hareketliliği tespit etme imkanı var mı yok mu bilmiyoruz. Ama 2019 yılının da Ahmet Ercan depremler yılı olacağını söylemiş. Uzun süredir Türkiye'de deprem olmuyor. Bir sıkışıklık var ve depremlerin olacağı bir yıl. Depremleri tetikleyecek veya depremlerin yaşanacağı bir yıl olabilir diye bir tespitini kamuoyuyla paylaşmış. Profesör Doktor Celal Şengör var telefon attığımızda. Onunla bu meseleyi konuşacağız. En yakından takip eden isimlerden birisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ne diyorsunuz bu Ayvacık'taki deprem için? Ayvacık'taki deprem bizim Ezine fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının güney kolunun hemen devamında meydana gelmiş bir depremdir. Bir normal fay depremidir. Hı hı. Aşağı yukarı bundan sorumlu normal fayın doğrultusu 290 ile 320 derece arasındadır. Yani kuzey batıya doğru doğrultusu vardır. Eğimi de kuzeye mi güneye mi onu bilemiyoruz ama 70 derecedir. Dolayısıyla bu bir yanal atımlı fay üzerinde meydana gelmiş bir Riddle çatlağının harekete geçmesi şeklinde gözüküyor. Hı hı. Açılmalı bir Riddle çatlağı diyeyim ben buna. Hı hı. Bu şekilde gözüküyor ki bu normaldir. Yani güneydeki biliyorsunuz Bozcaada'da da depremler oldu. Evet. Bu güney kolun en batı ucunun hareketli olduğunu gösteriyor. Bundan sonra önce de Ayvacık'ta olduydu deprem. Evet, çok da sık tekrar eden depremler vardı Ayvacık'ta sanıyorum evet, geçen yıl. Orada bir takım normal fay var. Bu normal faylarda oraya yüklenen birikimi kendilerine göre boşaltıyorlar ama mesela Edremit'ten gelen fayı yüklüyor bunların hepsi. Evet. Şimdi hocam Edremit'ten gelen Babakale'nin oralarda büyük bir deprem olabilir. Bir senedir olmuyor. Öyle mi? Böyle bir beklenti. Evet, orada bayağı büyük bir deprem. Ay 7. Daha fazla olmaz ama 7 olur orada. 7 civarında bir şey beklenebilir diyorsunuz. Evet. 11 senedir evet. Türkiye'de 2011'den beri Türkiye'de deprem olmaması böyle bir şey yok ya Türkiye'de havadan deprem oluyor. Kim diyor bunu size ya? Söyleyeyim mi hocam? Söyle. Ahmet Ercanlar söylemiş bugün ondan aktardım. Ya Ahmet Ercan kim kardeşim? Bir tane yayınlanmış araştırması mı var? Bir üniversitede görevli kim bu adam ya? Profesör. Kim böyle insanlar? Ben bunu anlamıyorum yani. Profesör hocam yani bir Profesör Doktor Ahmet Ercan olunca ya söylediklerine itibar ettik tabii ki sizinkileri de aktarıyoruz. Bir tane araştırması yok ya bu adamın bu konuda. Bir tane yayınını göstersin size uluslararası yok.
Peki hocam, doğrusunu konuşalım. Uzun bir zaman deprem olmaması deprem olacağı manasına gelmez diyorsunuz. Bir kere deprem olmaması diye bir şey yok. Oluyor. Dediniz, oluyor. Evet, oluyor. Yani Kandilli'nin kayıtlarına bakın. 2011'den bu yana babam deprem oluyor. Ne demek olmuyor? Yani enerji boşalıyor diyorsunuz siz hocam. Efendim, enerji boşalıyor. Şimdi bakın. Enerji boşalıyor da siz ne anlıyorsunuz? Bunlar küçük depremler. İşte 3-4 taş çatlasın 5'e ulaşıyor. Küçük depremler çok az miktarda enerji boşaltıyor. Evet. Ve bunların boşalttığı bu küçük küçük enerjiler diğer büyük fayların üzerine gelir biner. Değil mi? Şimdi sizin korktuğunuz deprem 7 büyüklüğünde bir depremdir. Evet. 7 büyüklüğünde bir depreme varabilmek için 900 tane 5 büyüklüğünde deprem lazım ya. Anca ondan sonra. Evet. Yani değil mi? Çünkü bu logaritmiktir deprem skalası. Hocam tabii ben sizin bu söylediğinize şöyle katılmıyorum. Yani bilimsel olarak değil de 7 üstü deprem sizi korkutur diyorsunuz ya. İstanbul'da durup dururken bina çöktüğü için... Yani şu efendim, Allah korusun. Biliyor musunuz siz? Allah korusun şu 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da olsa ne olur diye bir endişem var doğrusu. Bakın bakın, biz ne diyoruz onlara biliyor musunuz? Hı hı. Bunlara biz sıfır büyüklük hasar diyoruz. Sıfır büyüklük hasar, aynen doğru. Sıfır büyüklük hasar bu insanın kendi aptallığının bir neticesidir. Evet. Yani siz binanızı adam gibi yapmazsanız, adam gibi yaptığınız binanın kirişlerini bilmem nelerini keserseniz başınıza gelir. Ve bu başınıza geldiği zaman da müstahaksınız demek. Geldi, Allah yani Allah rahmet eylesin. 20'nin üzerinde insan hayatını kaybetti orada. O binanın ne kadar sağlam olduğunu da bilmem. Bir de İstanbul'da şu anda kaç binada bu var, nasıl var? Yani gerçekten depremin D'sini duyunca kaygının arttığı bir dönem. Bir de İstanbul'da beklenen, hep söylenen bir deprem riski de var. 7'den büyük olacak. 7'den büyük olacak İstanbul'da. Evet. Değil mi? Yani fi tarihinde Mustafa Erdiğin yaptığı hesaba göre 8000 tane bina diyor ki kadayıf olacak dedi. 8000 bina. Bu öyle değil. Bundan 18 sene evveldi. Evet. Şimdi bakın. Cehalet en büyük sıkıntıdır. Eğer cahilseniz tabiat gelir sizi ezer. Ezmemesini istiyorsanız adam gibi doğa bilimlerini öğreneceksiniz. Ve ona göre de herhalde tedbir alacaksın. Tedbir ona alacaksın. Göre yaşayacaksın. Yani değil mi? Hı-hı. Yani bu imam mektebi yapmakla olmuyor bu iş. Evet. Değil mi? Adam gibi doğa bilimleri ve doğa bilimlerine dayanan temel mühendislik bilimlerini adam gibi yapacaksın. Ve halkına bunu anlatacaksın. Yani işte o bina çöktükten sonra çevresindeki 3-5 bina daha, sonra bir herhalde genelge gönderilmiş, il müdürlükleri bulundukları illerdeki çürük yapılar ya da riskli yapıların envanterini çıkarsın diye bir taraftan o var, bir taraftan da imar barışı var. Yani bugüne kadar akılları neredeydi? Bir taraftan da imar barışı var hocam. Laf mı yani bu? Evet. Değil mi? 1999'da 2 tane deprem oldu. Evet. 30 bin küsur vatandaşımız öldü. Daha önce olan depremler var. Erzincan 1938'de. Van'da oldu biliyorsunuz. Kişi öldü. 45 bin kişi öldü ya. Evet. Değil mi? Yani şimdi bütün bunları siz biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için sürekli başınız derde giriyor. Kardeşim, öğrenmiyorsan kabahat sendedir. Müstahaksın demektir. Ama bunun eğitimi için de bir organizasyona ihtiyacı var yani. Onun da... Efendim, organizasyona falan ihtiyaç yok. Adam gibi mektebe ihtiyaç var. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Eğitim, Türkiye'de eğitim öldü. Bakın. Değil mi? Hocam yani, sizince... iki saat din dersi koyuyorsun. Yani ne faydası var onun? Hocam sizinle konuşunca çok karamsar oluyorum ben. Ya karamsar olma sevgili dostum, bak. Yani siz de en az benim kadar kafası çalışan bir insansınız. Yani anlamaya çalışıyoruz diyelim, evet. Yani etrafınıza bakın. Mektepler ne durumda? Çocuklarımız neler var canım.
Tabii çocuklarımız var. Siz bağlanmadan önce bununla ilgili bir bilgi verdim bizi dinleyenlere. 2019 bütçesinde 5 fen lisesi, tam şimdi 151 Anadolu Lisesi, 160 küsür de İmam Hatip Lisesi yapılması için bakın, bir planlama var. Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır abicim. Bu kadar basit. Peki hocam. Değil mi? Peki yani hocam. Eğitim diyorsunuz. Hayali kişiliklerle, akıl dışı ümitlerle yaşarsanız gerçek gelir basar tokat. Peki hocam. Değil mi? Gerçeği öğrenmenin yolu da eğitim, doğa bilimleri, onlara dayalı temel mühendislik eğitimidir. Ve bu eğitim ilkokulda başlar arkadaş. Ağlamayın, öğrenin diyorsunuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerlendirmeler için evet. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Profesör Doktor Celal Çengör'le konuştuk efendim. Yine o kendi has üslubuyla değerlendirmeyi yaptı. Sorun varsa temel bilimleri, doğa bilimlerini öğreneceksiniz. Bunun için doğru bir eğitime ihtiyaç var. İlkokuldan başlamalı ama eğitimin, az önce de söyledim ben, ideolojiden bağımsız olarak düşünülmesi gereken bir alanda ideolojik yaklaştığınızda birçok alanda sorun yaşanıyor. Bunlardan birisi de bu. İnsanın kendine yaptığıdır. Bu sıfır büyüklüğündeki bir deprem diye değerlendiririz. Kendi kendine çöken binayı dedi. O binanın çökmesi gerçekten bir işaret ve mutlaka bunun üzerine kafa yormak, değerlendirme yapmak lazım. Binali Yıldırım'ın geçenlerde bir açıklaması var. Deprem toplanma alanı kalmadı İstanbul'da diye. Uzmanlar aylardır, yıllardır bu meseleyle ilgili seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Oralar hep AVM oldu, küçük küçük alanlar var, o alanlar yetmez, olmaz, tehlikeden korumaz diye. Bugün Binali Yıldırım belediye başkanı da yolduğunda aynı soruna dikkat çekiyor. Bir muhalefet temsilcisi gibi. Onun dışında da alınması gereken önlemler var. İşte imar barışı, kontrol edildikten sonra binalara imar izni verilseydi keşke diye şimdi düşünüyoruz. Ama Şehircilik Bakanlığı bu çöken binadan sonra binaların, riskli binaların tespit edilmesi gerektiğini ve bunun için de il müdürlüklerine genelge gönderiyor. Peki binanız riskliyse ne oluyor biliyor musunuz? Boşaltıyorlar binayı. Peki boşaltıldı, sizi bir otele yerleştiriyorlar. 10 gün o otelde kalıyorsunuz, sonra binaya girmenize de izin vermiyorlar. Başınızın çaresine bakın diyorlar. Yani tablo da bu. Nereden tutsanız maalesef elinizde kalıyor diyelim.